Merhabalar. Geçen günkü denemenin açıklamalarıyla yapacağım şimdi kuzucuklar sizlere. Tabii başka takip eden arkadaşlar varsa siz de yararlanmış olursunuz. Öğrencilerim yaptığım denemedeki ilk 28 soruyu açıklayacağım burada. Birinci soruyla başlayalım. Eski Mısır medeniyetinin başarısı yeteneğinden gelmektedir kısmen diyor. Hangi yetenekten gelmektedir? Yeteneğinden gelmektedir. Hangi yetenekten gelmektedir? Ninni Vadisi'ndeki koşullara, bakın burada bir tu var. Bu tu neyin tu'su? Adapt kelimesinin tu'su. Adapte olmak, uyum sağlamak demek. Nil Vadisi'nin koşullarına uyum sağlama yeteneğinden gelmektedir diyeceğiz. Doğru cevabımız uyum sağlamak anlamında adapt kelimesi olacak. Commence başlatmak demek. Persist ısrar etmek demek. Genelde inne kullanılır. Persist in şeklinde kullanılır. Engage, karışmak, müdahale etmek demek. Nişanlanmak anlamı da var. Ama genelde ÖSYM karışmak anlamında sorar. O da inle beraber kullanılır. Expose, maruz kalmak demek. Bu da to ile beraber kullanılır. Edep de to ile kullanılıyordu. Anlam olarak edep daha uygun bir kelimeydi. İkinci soru. Bakın burada increase kelimesini görüyoruz. Artış. Derslerde de özellikle pek çok kez belirttiğim gibi artmak, azalmak, gelişmek, bunun gibi kelimeler gördüğümüzde işte dramatically, drastically, sufficiently, significantly, remarkably gibi, considerably gibi kelimelere gitmemiz gerekiyor. Hemen bakın dramatic kelimesi. Dramatic increase, önemli artış, büyük artış anlamında. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacak. Sadece şu increase kelimesini yakalamamız burada yeterli. Sufficient, yeterli demek. Frank, dürüst. Mutual, ortak, karşılıklı. Inadequate, yetersiz anlamını veriyor. Üçüncü soru. Teknoloji, aletler, makineler, taşıtlar yapmak için bilgi ve becerilerin pratik bir şekilde uygulanmasıdır dememiz gerekiyor. Doğru cevabımız application, uygulama. Doğru application, uygulama demek. Elimination, yok etme, ortadan kaldırma. Expectation, beklenti. Responsibility, sorumluluk. Diversity ise çeşitlilik, farklılık anlamını veriyor. Dördüncü soru. Regardless of var. Bir zıtlık bağlacı. Bakılmaksızın demek. They are written. History books can never be completely objective and neutral. Tarih kitapları asla tamamen objektif ve tarafsız olamaz demiş. Demek ki burada zıtlık bağlacı olduğu için şu objective ve neutral kelimesinin zıttı bir durum bulmamız lazım orada. O da ne? Impartial kelimesi. Tarafsız bir şekilde demek. Tarih kitapları ne kadar tarafsız şekilde yazılırlarsa yazılsınlar, asla tamamen tarafsız ve objektif olamazlar. Doğru yanıtımız aydın seçeneği olacak. Especially, özellikle. Essentially, temel olarak, esasen. Exactly, tam olarak demek. Gradually, kademeli şekilde demek. Beşinci soru. Bakın burada sayısal ifade var. Bir boşluktan sonra sayısal ifade görür görmez hemen ne yapıyoruz? Account for phrasal verb'ine gidiyoruz. Açıklamak anlamına geliyor. Account for kelimesi. Açıklamak ya da işte karşılamak anlamlarında kullanılıyor account for. Özellikle boşluktan sonra sayısal ifade görürsek onu yapmamızı söylemiştim. Doğru cevabımız aydın seçeneği olacak. Turn up, varmak demek. İşte müziğin sesini açmak anlamında var ama varmak anlamında da kullanılıyor. Go by, izlemek anlamına gelmekte. İşte geçmek anlamında kullanılıyor. Breakthrough, çığır açmak demek. Büyük bir işte başarı elde etmek. Make out, anlamak, çözmek anlamında kullanılıyor. Doğru cevabımız account for, sayısal ifade bizim için bir ipucu. Altıncı soru, 18. yüzyıl demiş. 18. yüzyıl dediği için direkt macerasız verb 2 yapmamız gerekiyor. O da nerede? Started seçeneği, Bursa seçeneğinde. İkinci tarafta bize genel bir işte bakış açısı sunmakta demiş. Bakın, an insight, bir bakış açısı. An ifadesini kullanmış. Hani burada da genel bir durumdan bahsediyor. Genel bir durumdan bahsettiği için de burası gives oluyor. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. 18. yüzyılda görür görmez verb 2'yi, yani verb past tense'i yapıştırıyoruz oraya. Recent kelimesini görür görmez de have as verb 3 yapıyoruz. İki tane have as verb 3 var. Biri Bursa'da, bir diğeri de deniz seçeneğinde. Burada have as bir verb ayıncı kullanmış. Denizli'de de sadece have as verb 3 kullanmış.
Buraya baktığımızda bu bir kalıptır. Venet Kamstu şeklinde kullanılır bu kalıp. Venet Kamstu şeklinde kullanılacağı için de doğru cevabımız denizdir. Bu her zaman Venet Kamstu şeklinde kullanılan bir kalıptır. Ege'lince anlamı vermekte. Sekizinci soru. Bakın ikinci tarafında bir kısaltma istiyor bizim. Can be said demiş. Pasif bir ifade vermiş. Pasiften sonra her zaman ne gelir demiştik? To'lu ifadeler gelir demiştik. To olmayanları eliyoruz. Aydın Medine seçenekleri gitti. Bakın şurada bir it var. Yani cümlenin nesnesi var. Nesnesi olduğu için şuraya gelecek olan boşluğun aktif bir ifade olması lazım. To be restricted pasif. To have been restricted da pasif. Geriye C'nin seçeneği kaldı. Insisting, ısrarcı olmak demek. Her zaman onunla kullanılır. Insist on. Aktif bir rol demiş. In the formation of iyi bireyler yetiştirmede, oluşturmada aktif bir rol diyeceğiz. In the formation of şeklinde oluşumunda anlamını veriyor. Doğru cevabımız burs seçeneği. On ve in. Insist onla kullanılır. Israr etmek demek. Tabi az önceki soruda persist kelimesi geçmişti. Onun kankası persist in, insist onunla beraber kullanılır. Onuncu soru. Male groups, erkek gruplar arasında ve toplumda dememiz lazım. Bunun için among diyeceğiz arasında. Zaten bakın burada the var. A and the of şeklinde bir kalıbımız vardı. İşte the artı isim artı of ya da a artı n artı isim artı of şeklinde bir kalıbımız vardı. A and the of'la beraber kullanılır. The act of diyeceğiz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 11. soru. Tabi bazı öğrenciler bunu relative clause sorusu zannetmişler. İsimlerini vermek istemiyorum. Baş harfi Sude. Relative clause'dan yanlış yaptım diye ama aslında bu relative clause sorusu değil. Bildiğiniz burada so var. Arkasından sıfat vermiş capable. So that zaten cümle başına geldiğinde devrik yapar. Burada da babalar gibi devriğini vermiş. Devrik cümlesini vermiş. Had the US and USSR become demiş. Yani bu so'nun that'i olacak. Doğru cevabımız deniz seçeneği. O kadar yetenekliydi ki diyeceğiz. Doğru cevabımız denizli so that kalıbı. 12. soru bir anlam sorusu. İngiltere'nin para birimine pound adı verilir. Çünkü o başlangıçta da köken olarak ortaya çıktığında bir gümüş pound'a eşitti demiş. Bir gümüş ağırlığına eşitti demiş. Doğru cevabımız çünkü anlamında açıklamasını yapıyor. Sebebini veriyor. Bursa seçeneği olacak. 13. soru. Son araştırmalar şunu göstermektedir ki biz liderlerin suratlarına göre değerlendirmelerde bulunabiliriz. Diğer tarafta pek çok insan liderlerin sadece politik görüşlerine göre seçilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Bakın bu tarafta yüzlerine göre diyor. Bu tarafta politik düşünceleri temel alınarak diyor. Yani bir zıtlık var. Bir taraf işte yüzlerine göre, diğer taraf politik düşüncelerine göre bir şeyi savunuyormuş. Doğru cevabımız bu yüzden bir karşılaştırma olduğu için deniz seçimi olacak. Hani bazı biz bunu değerlendirirken, yüzlerine göre değerlendirirken işte pek çok insan politik görüşlerine göre seçilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Doğru cevabımız deniz seçeneği olacak. 14. soru. Aloof from society. Toplumdan uzakta kalmak demek. Alien, yabancılaşmak demek. Yani ne toplumdan uzak kalan ne de yabancılaşan bir devlet demokratik bir hükümet için yapıcı ve yeni bir rol bürünmüş olur diyeceğiz. İki tane aynı kelime türü var. Doğru cevabımız burada. Neither, nor olacak. Zaten rather'dan ayrı yazılamaz. Eliyoruz. Both as well diye bir şey yok. Eliyoruz. Such ile as arasına isim alır. Aloof burada sıfat konumunda. Bu yüzden eliyoruz. Şu as'den sonra yarım cümle gelmesi lazım arkasından ya da isim gelmesi lazım. Burada sıfat gelmiş tekrar. Bu yüzden as olmuyor. Doğru cevap neither, nor. 15. soru. Burada forms demiş. Çoğul bir ifade vermiş. Bu yüzden every kullanamayız. Every kendisinden sonra her zaman tekil ister. Every eledik. Cümlede cannot var. Olumsuzluk var bakın. Cümlede not varsa asla no one, nothing, nowhere, işte nobody gibi ifadeler kullanılamaz. Bundan dolayı C seçeneği de gitti. Yalnızlık çeşitli formlarda oluşabilir ama işte birisine bakarak tespit edilemez diyeceğiz. Bakacağımız hani bir insandan bahsetmemiz gerekiyor.
anything o yüzden olamaz. Anlamaya baktığımızda da either seçeneği doğru cevabımız olacak. Yalnızlık çeşitli formlarda oluşabilir ve sadece birisine bakarak tespit edilemez. Doğru cevabımız A. All the everyone burada anlamsız olur. Edison modern teknolojinin öncülerinden olan Edison resmi eğitim almadı diyeceğiz. Şimdi burada bakın Edison'dan bahsediyoruz. Ölü bir insan. Ölü insanlarda direkt macerasız verb 2 past tense yapıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Resmi eğitimden yoksundu. Aynı zamanda demiş defected kullanmış. Bu seçenekler arasında defected alabilecek because of var ve despite var. Diğer seçenekler defected de kullanılamaz. Diğer seçenekler defected de kullanılamaz. Bunları götürdük. Because of defected diyebiliriz. Despite defected diyebiliriz. O fonografı icat etmesine ve bir kayıt şirketi kurmasına rağmen müzik yeteneği berbattı diyor. Burada iyi bir şeylerden bahsediyor, burada kötü bir şeyden bahsediyor. Bu yüzden doğru cevabımız despite ifadesi olacak. Bu yüzden de o bazen akademik bilim insanları tarafından disdain, küçümseme demek, küçümsenme ile görülür, nitelendirilir diyeceğiz. Küçümsenerek bakılır diyeceğiz. Küçümsenerek anlamını with disdain kelimesi verecek. Bir kalıp bu with disdain şeklinde küçümseyerek görülür, bakılır anlamını vermemiz gerekiyor. Burada da bilim insanları demiş, scientist demiş. Burada da forget demiş, fiil vermiş yani bize. Yani boşluktan sonra fiil var. Fiil varsa who, which, that gelmesi lazım. Virgül olduğu için that'i götürüyoruz. Which ile who arasında kalıyoruz. Scientist dediği için de who kullanmamız lazım. Doğru cevabımız edilme seçeneği. Bakın scientist dediği için bu bir relative clause sorusu. What'ı eleriz. Boşluktan sonra fiil gelmiş. Fiile devam ediyorsa ya who ya which ile that kullanılır. Başka bir şey kullanılmaz. Virgül olduğu için that'i eleriz. Which ile who kalır. Scientist insan olduğu için de bu'la devam ederiz. 20. soru. Onun zekası, araştırma ruhu ve Big Bang çabaları modern teknolojinin gelişimine katkıda bulundu demiş. Nasıl katkıda bulundu? Önemli bir katkıda bulundu. Significantly, önemli oranda, önemli demek. Commercially, ticari bir şekilde. Accidentally, kazayla. Deliberately, kasten. Tactfully, kibar bir şekilde demek. 21. soru. Cümlede will, can, should gibi ifadeleri görür görmez ilk düşünmemiz gereken if'tir. Yani if'li bir cümle varsa seçenekte if, unless, so long as gibi ifadeler varsa, if ve kardeşleri varsa önce onlara bakarız. Bakın burada will'i gördük, hemen baktık if'li bir cümle var burada. Eğer şu anki trendler devam ederse ve öyle de olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Amerikan nüfusu, şu anda 266 milyon olan Amerika nüfusu 2050'ye kadar 4 milyona yükselecek demiş. Eğer şu anki trend devam ederse 400 milyon olacak. Gayet anlamlı. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. 23. soruya bakalım. Böyle gidelim aşağıya. Besin problemleri ortaya çıkabilir demiş. Bakın besin problemleri ortaya çıkabilir. Ne zaman ortaya çıkabilir? Direkt aklımıza bu soru gelmesi lazım. Besin problemleri ortaya çıkabilir. Ne zaman ortaya çıkabilir? İnsanlar tek bir tip yiyeceğe bel bağladıklarında, tek bir tip yiyecek yemek zorunda kaldıklarında besin problemleri ortaya çıkabilir diyeceğiz. Doğru cevabımız deniz seçeneği olacak. Bunun direkt açıklamasını yapıyoruz. 23. Hollandalıların Nazi işgali en iyi Anne Frank'in günlükleriyle bize tanıtılmıştır. Buradan da anlama gitmemiz lazım devamında. Aslında şöyle de yapabiliriz. Şimdi bakın burası is. Biraz bir ifade var. Yani iki seçeneği düşürebiliriz aslında. Had verb 3 kalıbı asla bir present'e yan yana getirilemez. Bu yüzden had verb 3'e ederiz. Bakın burada da bir had verb 3 var. O yüzden bu seçenek de gider. Yani Bursa ve Edirne seçenekten eleriz. Virgül olduğu için that kullanılmaz. Denizli deriz. Geriye Aydın'da Ceyhan seçeneği kalır. Anlığa bakmamız gerekir. Hollandalı'nın Nazi işgali en iyi bize Anne Frank'in günlükleriyle tanıtılır demiş. Çünkü Yahudi nüfusunun büyük kısmı Amerika'ya göç etmeye hazırlıklıydı diyor. Anlamsız olur. Ama Aydın'a baktığımızda ancak bir başka çağın önemli kaydı hem profesyonel hem de amatör Hollandalı fotoğrafçılar tarafından yapıldı diyeceğiz. Yani burada zıttığı Anne Frank'in günlüklerinin dışında bunlar da vardı diyerek veriyor. Doğru cevabımız Aydın seçeneği. Bakın yani mantıkları yürüterek 3 seçeneğiyle dik 2 seçenek arasında tercih yaptık. 24. soruda da yine böyle mantıktan gidebiliriz.
Şimdi bakın burada justice kalıbı var. Justice karşılaştırma ister. Yani Europe and Latin America dediyse bu tarafta işte North America diyecek ya da işte Asya diyecek. Tam zıttı bir durumdan bahsetmesi lazım ama burada herhangi bir ülkeden bahsetmiyor. Bu yüzden C'yi justice'den buraya özellikle götürürüz. Bu cümlemiz present, remain demiş bakın. Present bir ifade vermiş. Ancak before zaman bağlıcı, burada became diyor bakın. Geçmiş zaman vermiş. Bundan dolayı deniz seçeneği doğrucu yapılmaz. Çünkü bir zaman bağlıcıyla mutlaka zamanı yumarmamız gerekir. Üst seçenek arasında işte anlam olarak artı mı, pozitif mi, negatif mi ona bakmamız lazım. Diyor ki, büyük gelişim ihtiyacı var bölgede. Fakirlikten işte politik altyapıya kadar bunlardan kaynaklanan, politik ve fakirlikten kaynaklanan bölgede büyük bir gelişim ihtiyacı bulunmaktadır diyor, kalmıştır diyor. Negatif bir durumdan bahsediyor. Edirne'ye baktığımızda Avrupa Yatırım Bankası Latin Amerika ülkelerine kredi sağladığı sürece demiş. Burada iyi bir şey var, burada kötü bir şey olmaz. Pek çok Latin Amerika ülkesi Amerika ile yakın ilişkiler kurduğu için demiş. Bu da iyi bir şey. Sonuç kötü bir şey olmaz. Ancak bakın burada while var, bir zıt bağlıcı var. Latin Amerika'daki gelişim hızı son 20 yılda etkileyici olmasına rağmen halen daha bölgede gelişim ihtiyacı vardır. Birisi artı, birisi eksi ama zıttık bağlıcı var. Doğru cevabımız A'ydı, seçeneği olacak. Despite the fact that diyor, zıttık bağlıcı vermiş, rockets demiş, roketler. Bir de bakın zıttık bağlıcı ile beraber ne vermiş bize? Bir sayısal ifade vermiş, zaman ifadesi vermiş. Şimdi kuralımız neydi? Eğer bir zıttık bağlıcı zaman ifadesi veriliyorsa seçeneklerde de çok yüksek ihtimalle bir zaman ifadesi karşımıza çıkar. Aynı zamanda bu rocket kelimesini genellikle ne yaparız? Bu tarafa day olarak geçiriz bakın. Rockets'ı day olarak attık. Burada da bakın bir zaman ifadesi verdik. Edirne seçeneği çok güzel oluyor. Bütün kurallara uyuyor. Roketler yüzyıllardır ara ara kullanılmasına rağmen onlar 20. yüzyıla kadar medeniyetin nispeten küçük yapı taşı olarak kaldılar demiş. Bir zıtlık var. Doğru cevabımız Edirne seçeneği. Bakın rocket kelimesini attık bu tarafa D olarak. Direkt doğru cevabı bulduk. Zıtlık bağlıcı var. Zaman ifadesi vermiş. Zaman ifadesi aradık. Edirne doğru cevabımız. 27. soru. Bu tarafta Sam var. Hemen Sam'ı görünce ne yapıyoruz? Bir ağda sarıyoruz. Sam ağda suyu mu? Doğru cevabımız deniz seçeneği. Cümle tanımlama sorularında en çok karşımıza çıkabilecek kolay sorulardan biridir. Sam ağda suyu mu? Burada Sam var. Baktık while var, ağda su var. Daha ne olsun dedik. Doğru cevap denizli. Burada bakın so dependent demiş. Bilgisayarlar o kadar bağımlıyız ki dememiz lazım. So that kalıbı. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Onlarsız bir hayatı hayal etmek zor olurdu demiş. 28. soru. Although var zıt bağlayıcı. Burada physical activity demiş. Fiziksel aktiviteden bahsetmiş. Fiziksel aktivite depresyonu, endişeyi ve stresi azaltmasına rağmen demiş. Hemen ne yapıyoruz bakın burada? Fiziksel aktiviteyi bu tarafa it olarak atıyoruz. O aynı zamanda bir insanın psikolojik sağlığına zarar da verir demiş. Bakın burada iyi bir şey var. Bunları azaltır diyor. Bu iyi bir şey. Ama burada fiziksel sağlığa zarar da verir diyor. Doğru cevabımız bu seçim olacak. Yine bakın burada rockets'ı bu tarafa day olarak atmıştık. Doğru cevapta day olarak geçti. Burada da physical activity ifadesi it olarak geçti. Hani bunları aradığımızda zaten doğru cevabı bulmak işimizi kolaylaştırır. Hani anlam pozitif, anlam negatif şeklinde gidersek de işimiz kolaylaşır. Bu şekilde doğru cevapları bulabiliriz. Evet, çarşamba günü deneminin de bu şekilde açıklamasını yapacağım. İnşallah bu da faydalı olur. Özellikle yanlışlarınıza dikkat edin. İlk 28'de çok yanlış çıkarmışsınız. Çarşamba günkü sınavda o kadar çok yanlış istemiyorum. Görüşmek üzere.